Şuradan çek hacı. Başlattım. Şuradan çekebilirsin. Ha? Bu şekilde gösteririm. Sen zaten çöktüğün yeri de gösterip yararında. Ben ayarlarım onu. Bana bakayım. Başlattın değil mi? Hı hı. Aynen. İki arkadaşımız ziyaretimize geldi bile. Eyvallah, eyvallah hocam. Abi 21. Geldik mi? Arkadaşlar geliyor, 23. Sesim ama duyulması lazım. Biraz daha yanaşsan bana olur mu? Duyulur abi. Biraz daha sesli konuş. Tamam. Ben sana yaklaşmayayım, sen sesli konuş. Evet, merhaba arkadaşlar. Ben Aytaç Kandaz, Badim kardeşim Mahmut Kalaycı ile beraberiz. Şimdi size sarı kanatta, sarı kanat avında, yüzeyde nasıl verimli bir av yapabilirsiniz? Onun tarifini, tekniğini anlatmaya çalışacağım. Biz yüzey avı tercih ediyoruz Karadeniz'de. Neden yüzey avı? Çünkü dibe attığınızda bekliyorsunuz yarım saat, bir saat, aldığınız balık 2-3 tane. Ama yüze attığınızda daha verimli avlar yapabiliyorsunuz. Bunu daha önceki videoda gördüm, size anlattım. Bunu mutlaka deneyin, faydasını göreceksiniz. Daha güzel, daha verimli avlar yapacaksınız. Şimdi baştan başlıyoruz, tamam mı? Bu konuda çok sorular geliyor. Değer veriyorsunuz, takip ediyorsunuz, soruyorsunuz. Herkese her şeye yanıt veremiyorum ama bu video zannediyorum olayı özetleyecek. Aytaç Kandaz biraz daha sesli arkadaşlar. Anladım. O zaman gel bana da ol. Şimdi şamandıramız bu. Görüyorsunuz şamandıramız bu. Bu bizim kendi üretimimiz olan şamandıra. Şimdi kamışımızdan gelen misinayı şamandıranın altındaki klipse buradan bağlayacağız arkadaşlar. Bağlayacağız. Olay bu. Ondan sonra bu şamandıraya koyalım yere abi. Bu yine bizim sarı kanat için hazırladığımız kol arkadaşlar. Bunu sitede satışta görebilirsiniz. Bunları siz de hazırlayabilirsiniz. Veya bizden tedarik edebilirsiniz. Şimdi bu kolu açalım. Buraya bu kolun dip kısmına klasik bir şey halka düğümü atalım arkadaşlar. 1 2, ben 2 tane geçirdim ve halkayı oluşturduk. Ben bunu baştan sıfırdan anlatıyorum çünkü hiç bilmeyen arkadaşlar var. Bu yani yeni başlayacak olanlar var mesela, o yüzden sıfırdan anlatıyorum. Şimdi burada bir halka oluşturduk. Şu artık misrayı kestik. Tamam mı? Şamandıramız bu. Klipsi buradan açalım arkadaşlar. Sonra bu klipse yaptığımız halkayı yerleştirelim. Ondan sonra klipsimizi kapatalım. Şimdi takımımız kolunu taktık. Takımımız hazır. Şimdi bu şamandıraya ışığımızı takacağız. Işıldak diyorum ben buna. Işık diyorum. Artık siz ne derseniz deyin. Bu arkadaşlar, bunu kırdığımız zaman bu şekilde yanmaya başlar. Şamandırayı kayaya koyun. Üstten aşağı bastırın. Ve ışıldağımız oturdu. Çalışma sistemi şu. Attığınız balık vurdu. İlk önce bu ışıldak aşağıya batar. Siz de balığın vuruşunu anlarsınız. Bu sistemde hem gözden takip edeceksiniz, hem misinanızdan takip edeceksiniz balığın vuruşunu. Hem misinadan hissedersiniz, hem gözden. El ve göz kontrol
devamlı bu kombinasyonda kontrol yapacaksınız ki verimli yapabilirsiniz. Farklı bir ışıldakta şunlar var. Bu ışıldağı çıkar abi. Şunu çıkartalım. Neredeydi o? Bu ışıldaklar da oluyor. Görüyorsunuz. Yalnız bu ışıldak daha güzel yanıyor. Bilginiz olsun. Bu neymiş? Albastar'ın ampul ışıldağı diyorum ben buna. Siz ne derseniz deyin. Şimdi bu. Bunu da aynı şekilde üstten aşağıya böyle bastırarak takın. Evet, görüyorsunuz. Sistem bu arkadaşlar. Ben şu diğer ışıldağı buna takacağım. Evet. Evet, olay bu. Takımımız hazır. Şimdi bunda dikkat etmemiz gereken nokta şu. Şimdi bu takımda makinanızdaki misina olabildiğince ince olsun arkadaşlar. İnce olsun. Niye? Sudaki akıntıya kapılmasın misina. Efendime söyleyeyim, hava, rüzgar vesaire, yani bunlardan etkilenmesin. Olabildiğince ince kullanırsak misinayı daha keyifli avlar yaparsınız. Sudaki akıntıya kapılmaz. Yani normal kalın misina kullanırsanız ne olur? Hem rüzgar misinaya bir bombe yaptırır, hem suda bir bombe olur, akıntılı suda. İnce misina kullanırsan ne olur? Efendim, hakkı söyle. Elde daha iyi hisseder arkadaşlar. İnce misina kullanırsan ne olur? Hem akıntıya kapılmaz, direkt daha düzgün gelir ve balık vuruşunu, aklının dediği gibi balık vuruşunu daha net hissedersiniz. Ve olabildiğince ip misina kullanın. Neden? Balık vuruşunu direkt hissedeceksiniz. Şimdi burada önemli kritik noktalardan birisi de şu. Şimdi bunu savurdunuz, attınız. Bu şamandıralar 25 gram var ve 33 gram var. O iki ağırlıkta da var. Yeterince ileri atabiliyorsunuz. Hakkı kaç metreye atıyoruz biz bunu? Vallahi abi, ben senin elindekini tabii ip misina kullanarak spin kamışla atıyorum ben onu, hafif evet olduğu için. Ya ortalama bir 50 metre kadar rahat atabiliyorum yani onu. 50 yani metre atıyorsunuz. 50 metre zaten mesafe yetiyor size. Bu balık 50 metrede de vuruyor, 30'da da vuruyor, 20 metrede de vuruyor. Yani kıyı yakınlığında 10 metrede de buluyor. Sarı kanat lüfer avlanmaya akşam kıyıya yanaşıyor beyler, anlatabildim mi? O yüzden bunu Karadeniz'de de uygularsınız, İstanbul'da da, Boğaz'da da, yani balığın her yerde olduğu her yerde mutlaka uygulayın, verimli av yaparsınız. Şimdi ince noktalardan da bir tanesi bu. Şimdi şamandıra bunu, ağırlık yazmış bir arkadaşa abi. Bu 25 gram ağırlığında. Bir de o bunu, şamandıranın kendi içinde bir kurşunu var. Evet. Şamandıranın içinde bir ağırlık var. Bu komple yani 25 gram ağırlığında, bunun bir de 33 gram var. Bu şamandırayı işte spin kamışla kullanabilirsiniz. Daha keyifli av yaparsınız. Yani kamış kısa olunca kontrolü daha iyi olur yemli avlarda. Tamam mı? Daha zamanında tasmalama yaparsın. Daha düzgün avlar yaparsın. Sörf kamışla da kullanabilirsin. Tönümüz kamışlarda da kullanabilirsin. Ha, kamışın atarı yüksekse bunun şu kırmızı renkli olanı var, tamam mı? Bu 33 gram, bunları kullanın. Yani yüksek gramajlı atarlı kamışlarda şu kırmızı şamandıraya da kullanabilirsiniz. Şimdi burada çok fazla da sizi meşgul etmek istemiyorum. Önemli ayrıntı şu, buna dikkat edin. Şimdi bu şamandırayı savurdunuz, gitti. 30 metre 40 metreye gitti. Hemen makinanızla misranın boşluğunu alın. Yani misinanız gergin dursun arkadaşlar, tamam mı? Neden gergin dursun? Çünkü sarı kanat vurduğu zaman hemen tasmalama yapacaksınız, tamam mı? Tasmalama da şöyle. Şimdi sarı kanat da iki çeşit vuruyor. Bazen böyle kapıyor, çekiyor, gidiyor, tamam mı? Bazen de böyle tık 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 vuruyor, bırakıyor. Tık 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 vuruyor, bırakıyor. Bu tık 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 vurmada hemen tasmalamayı yapmayın. Bekleyin. Hemen ne yapın? Hemen misinanın gerginliğini alın, tamam mı? Olayı kızıştırın. Ya bunu yaptığınız zaman bu balık ona bir kere de saldıracak. Bunu mutlaka
Unutmayın, aklınızda bulsun, attınız, bekleyin. İki çeşit vuruşu var bunun. Ya komple bir kerende kapar, çeker ya da tık 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 şöyle vurur bırakır. Hemen boşluğunu alın misinadaki gerdirin. Tık 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 vurur o. Siz gerdirirken o ona lap diye kapak. O sırada zımmayı vurun ve başlayın sarmaya. Şimdi ben çok fazla konuştum. Ben bu takımı size bu video bence bu konu için yeterli oldu. Şimdi ben kamerayı alacağım. Hakkı'ya bırakacağım. Hakkı bize istavriti filote nasıl keseceğini sistemimize bu kanca görüyorsunuz bu şekilde. Şurada bir hırsız iğne var. Ben buna gezer hırsız iğne diyorum. Bu kancaya yemi filote nasıl takacağımızı Hakkı bize tarif edecek. Şu hırsız kanca çok önemli. Tamam mı? Çok faydası var. Yemi tutuyor. Yemin hemen kancada. Gösterebilir misin? Yemin bu hırsız iğne balık vurduğu zaman yemin kancadan kolay sıyrılmasını engelliyor. Bazen balık geliyor buradan vuruyor. Bu küçük kancayla dahi çekebiliyorsunuz. Balık şimdi önden vurduğu zaman yürüyor, tamam mı? Yürüdüğü zaman da şuraya geliyor. Bu kancayı geçemiyor, tamam mı? O yüzden ben bir de bunda çelik tel kullanmıyorum. Niye kullanmıyorum? Bence çelik tel bu takımın avcılığını bozuyor. Siz ben kullanacağım dersin. O ayrı bu konu. Bunu kullanabilirsin. Ben dün gece 22 balık aldım. 22 balıkta kestirdiğim takım bir tane. Anlatabildim mi? Mesela dün Hakkı çelik telli kullandı, değil mi? Çelik telli kullandı. Hakkı da çelik tellen de dahi kestirdi. Anlatabildim mi size? Yani bu çok fazla engelleyemiyoruz ama bu yeterince avcı bir takım. Şimdi Hakkı'ya vereceğim. Hakkı bize yemi nasıl keseceğinizi, kancaya nasıl monte edeceğinizi gösterecek. Lütfen bunu dikkatlice izleyin. Yemi flotu keseceksiniz. Yemde kılçık olmayacak arkadaşlar. Sarı kanat lüfer kılçıksız seviyor. Tamam mı? Kılçık olmasın. Güzelce hazırlayın yeminizi. Atın. Vazgeçemeyecek. Bu sistemi mutlaka deneyin. Verimli av yapacaksınız. Nerede olduğunuz fark etmez. Biz Trabzon'dayız. Ordu'da deneyin. Gürsün'de, Samsun'da, ülkemin her yerinde, İstanbul'da, Boğaz'da deneyin. Yeter ki meranın derinliği önemli değil arkadaşlar. Balık yüzde geziyor. İlla dipte vuracak diye bir kayıt yok. Balık yüzde geziyor. Yüzde avlanıyor. Mutlaka bu şeyi deneyin. İlla şaman mantarlı hırsız takım. Hayda dibe. Yok böyle bir kayıt arkadaşlar. Bunu bozalım, tamam mı? Bu sistemi mutlaka deneyin. Çok konuştum. Şimdi Hakkı'yı görüntüleyeceğim. Yemi nasıl takacağımızı bize gösterecek. Hakkı, evet Hakkı, söz sende. Merhaba. Evet, istavritimiz bu arkadaşlar. Kuyruktan girdi, kafaya doğru gidiyor. Kılçığı sıyırıyor. Evet, yemimiz bu. Filote. Abi zula. Zulamız neredeydi? Oradaydı. Evet. Zulamız da bu. Takıldı mı? Yok, bir saniye. Nasıl alırız? Arkadaşlar bak, balığın kafa tarafını yani etin geniş tarafını öndeki kancaya. İç taraftan, et tarafından deri tarafına doğru. Evet, Hakkı burada şunu diyebilir miyiz? Taktığın ana kanca yemin üst tarafına yakın olacak. Niye? Balık buradan ısırdığı zaman evet, kancayı kapsın diyebilir evet, miyiz? Evet, doğru değil evet, mi? Evet. Şimdi bu hırsız iğneye dikkat edin. Gezer bak, hırsız da, iğneye dikkat edin. Onu da şu kuyruğun olduğu sert bir kısım var. Oradan tutarsanız, takarsanız daha iyi durur kancada. Kolay kolay da çıkmaz oradan. Onur teşekkür ederim. Sağ olasın, var olasın. Olay bu arkadaşlar. Evet, bakın yem nasıl duruyor, çok nasıl duruyor. Bak buna çinekop, sarı kanat, lüfer hayır diyemez arkadaşlar. Bir de şöyle çevir abi, bak flöte, tamam mı? Buna hayır diyemez. Sistem bu.
Umarım faydalı olmuşuzdur. Ben Aytaç Kandas, sevgili badim, kardeşim Hakkı Kalacı'yla sizlere bu sistemi anlatmaya çalıştık. Hakkı, senden ricam bir kez daha bunu kesişini ve kancaya takışını tabii, göster tabii. Bize. Evet, kancamız bu beyler. Bu bizim sitede sistem bu. Bu kol bizim sitede 2 TL satış fiyatı var. Mantarların satış mantar mıydı neydi? Şamandıranın fiyatı 10 TL arkadaşlar. Aa, yemini kestiğini gösterdim mi la şeyde? Evet, yemi tekrar takıyoruz. Nereden giriyoruz arkadaşlar? Bak, iç kısımdan. İç kısımdan. Deri kısmına doğru getirdikten sonra kancanızı bir kaldırın, böyle çevirin. Sonrasında hırsız. Şimdi hırsız iğnemizi takacağız. Evet. Buna sarı kanat, lüfer hayır diyemez beyler. Unutmayın, şamandırayı gönderdiniz. Misina'nın boşluğunu alın, sarın. Misina gönder, attığınız suya Misina'nın boşluğunu alın, gergin dursun. Akıntıya kapıldığı zaman veyahut rüzgarda boşaldığı zaman Misina, yavaş yavaş sarın, mutlaka gergin dursun. Sistem bu. Yaprak gibi duruyor ya. Evet. Bununla güzel, verimli avlar yaparsınız. Dipte bir iki tane, üç tane saatlerce uğraşacaksınız. Alacak olduğunuz balık adeti belli. %100 atın, evinize balık getirin. Limitlere uyalım tabii ki, o da ayrı konu. Hepinize teşekkür ediyorum. Takip ettiniz, takip etmeye değer gösteriyorsunuz. Herkese teşekkürler. Rastgele diyoruz abi. Rastgele diyoruz. Hoşça kalın, bitimde kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.